Küresel ekonomik güç dengesi değişti. Gelişmiş ekonomiler 2000 yılında küresel gayri safi haslanın yaklaşık %80'ini temsil ediyordu. Bu oran 2019 yılında yaklaşık %60'a geriledi. Söz konusu 20 puanlık düşüşün 8'ini Asya Pasifik bölgesi kaptı alacak sigortası şirketi Oiler Hermes küresel ekonomideki bu değişimin hızını ve Covid-19 krizinin buna etkisini anlamak için dünyanın ekonomik ağırlık merkezinin konumunu hesapladı. Hesaplamalara göre dünyanın ekonomik ağırlık merkezi Covid-19 krizi öncesi öngörülenden 1.4 kat daha hızlı bir şekilde Asya'ya doğru kayıyor. Asya Pasifik bölgesi salgın sonrasında dünyanın diğer bölgelerine göre daha çabuk toparlanmıştı. İşte bu durumun önümüzdeki yıllarda dünyanın ekonomik ağırlık merkezinin Asya'ya yönelme sürecine etki edeceği belirtiliyor. Asya ülkelerinde Covid-19 krizinden önce aynı dönem için öngörülen uzun vadeli büyüme ortalamaları 1.4 kat hızlanacak. 2030'a kadar dünyanın ekonomik ağırlık merkezi Çin, Hindistan ve Pakistan'ın birleşim yerine yakın olabileceği belirtiliyor. Çin'in gelişmiş ekonomilere göre iki yıl daha kazançlı olabileceği tahmin ediliyor. Bu doğrultuda Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'nin gayri safi yurt içi hastalarının 2030 yılında eşitlenmesi bekleniyor. Covid-19 krizinden önce ise eşitlenmenin 2032'de gerçekleşeceği öngörülüyordu.